Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi. Rusya'nın, Ukrayna Savaşı nedeniyle Putin'in emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6.255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Putin'in hiç ayırmadığı ve nereye giderse beraberinde götürdüğü, Nuclear Briefcase adı verilen çantada nükleer saldırılara karşı erken uyarı sistemi ve nükleer saldırı emrinin verileceği şifreler yer alıyor. Çanta olası bir nükleer saldırıya karşı çabuk ve etkili bir şekilde cevap verebilmek için geliştirildi. Putin, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte yaklaşık 11 kilo ağırlığında çantayı yanında taşıyor. İki ya da daha fazla nükleer devletin yapacağı savaşın tasviri iki parçaya bölünebilir. İlk olarak, bir nükleer silahın yaptığı etkiler bilinir ise bir savaşta kullanılacak nükleer silah sayısı ve onların güçleri hakkında tahminler yapılabilir. Örnek olarak, ortalama güce sahip bir nükleer patlama bir şehirde 100 bin kişinin ölümüne yol açıp 100 kilometre kare alanın kirlenmesine sebep oluyor ise 100 nükleer patlamanın 100 şehirde 10 milyon insanın ölümüne sebep olup, 10 bin kilometre kare alanın da kirlenmesine sebep olacağı varsayılır. Sadece iki ileri derecede silahlanmış devletler bile ölümcül bir karşılaşmaya girse ve sahip oldukları nükleer gücünü rakiplerinin büyük şehirlerinde kullansalar, sonuç olarak 35 milyon ölüm, 10 milyon ciddi şekilde yaralanma ve her iki tarafında endüstriyel kapasitelerinin yarısının kaybı olarak tahmin edilebilir. Savaşın sona ermesinden 40 yıl sonra bile, meydana gelen kirlenme tahmini 1 milyon tiroid kanserine, 300 bin diğer kanser çeşitlerine, 1 milyon tiroid anormalliklerine ve 300 bin genetik bozukluklara yol açacaktır. Tüm nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur? Mart 2019'a kadar hazırlıkları tamamlandığı tahmin edilen 15 bin nükleer bombanın aynı anda patlaması sonucunda nasıl bir senaryo ile karşı karşıya kalınacağına dair rapor hazırlandı. YouTube üzerinden paylaşılan raporda, tüm nükleer bombaların aynı anda patlaması durumunda dünyanın büyük bir bölümünün yok olacağı belirtildi. Hazırlanan rapora göre dünyadaki 4500 şehri yok etmek için 13.000 nükleer savaş başlığı gerekiyor. Dünyada varlığı tahmin edilen 15.000 ve üzerindeki nükleer gücün patlaması durumunda ise en güçlü yanardağ Krakatoa'nın patlamasından 15 kat daha yıkıcı bir tahribat meydana geliyor. Dünya genelindeki tüm nükleer bombaların patlaması durumunda, büyük bir alev topu şehirleri ele geçiriyor. Bu patlama dalgasının ağaçlar, hayvanlar ve insanlar dahil olmak üzere önüne çıkan her şeyi yok edeceği belirtiliyor. Raporda, bölgesel analizlere de yer verildi. Buna göre Amazon'daki yağmur ormanlarına olası bir nükleer bomba atılması durumunda Güney Amerika kıtasının alevler içerisinde kalacağı ifade edildi. Nükleer patlamanın çevresindeki her şeyi öldüreceği ve etrafı yaşanmaz hale getireceği aktarılıyor.